İlk kızını aramak üzere programımıza başvuruda bulunan Kadir Bey, Kadir Ölçer geliyor. Buyursunlar. Ee, Kadir Ölçer yayın konuğumuz Afyon'dan katılıyor. Buyursunlar. Ee, Kızı Havva Nur için programımızda 23 Aralık tarihinde kızını Nurullah Ünlü isminde biri tarafından kaçırıldığını iddia ediyor. Kızı 18 yaşında, velisi e, 17 yaşındaydı. 17 kaçtı. yaşındaydı kaçtığında tam Şubat ayında da yaşını doldurdu. Evet. E, lise öğrencisi, eğitim hayatı da devam eden biri. Devam eder. E, Anne de burada olacaktı. E, ama işinden o, dolayı, işinden dolayı an. gitti. Anne ve baba aslında evlatlarını arıyorlar. Onun da kalbi, duaları. Evet. Sizinle hoş geldiniz tekrar. Hoş abi. Ee, i̇nsan evladını böyle bütün kötülüklerden, olumsuz her şeyden koruyarak büyütmeye çalışıyor. Evet. Siz elinizden geleni yaptığınızı sanıyorsunuz. Evet. Çocuğunuzu okula gönderiyorsunuz, eğitim evet. hayatını tamamlasın, bir mesleği olsun, bir evet. kariyeri olsun. Evet. Ama maalesef her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Sizin olayınızda olduğu gibi. Evet. Kadir, biraz arkaya da yaslanabilirsin. 23 Aralık tarihinde e, Havva Nur Afyon'da evinden çıkıyor e, okula gideceğim diyerek so evden çıkıyor. Evet. O gün bugündür kendisinden haber alamıyoruz sesini duymadık Hı -hı. demişsiniz. Evet. Siz akşam 6'ya kadar onu bekliyorsunuz kızınız okuldan evet. gelecek diye e, biraz geç gelmesin de acaba arkadaşına gitti düşüncesiyle Oraya yoruyorsunuz. Sonra gelmediğini fark ettiğinizde arkadaşı Ayşe'yi aradığınızı söylemişsiniz. Ee, Arkadaş Ayşe size diyor ki o Nurullah ünlüyle beraber. Evet. Size Nurullah ismini veren ilk kişi hava Habanur'un evet. arkadaşı. Sonrasında neler oldu? Şimdi ablacığım sabahleyin 20 saat 7'den annesi kaldırıyor. Kahvaltısını yapıyor. Okula gidiyorum diye çantasını alıyor. Okula üşesini giyiyor çıkıyor. Akşam saat altı oldu. Bana bir telefon geldi. Ablam gelmedi dediler. Onun bir arkadaşı var. Staj arkadaşı. Onu aradık ilk önce. O da dedi ki abla ben bilmiyorum. Bugün okula gelme dedi. Bunun en sıkı arkadaşı kim diye sorduk. Ayşe söylediler. Ayşe'nin bazı bu olaylardan dolayı problem olduğu için annesi babası telefonunu almış. Annesinin telefonundan ulaştık. Bazı ...mesajlarla yazıştık. Bunu tam sonucunu bulma, bulamadık. Hı hı. Sabahleyin ben staj yerine gittim. Ayşe'nin. Öğretmenden izin aldım. Karşıma geçip oturtturdum. Çocuk titreyiyor. Dedim ki kızım korkma ben sana bir şey yapacağım. Bir şey yok sadece. Ben kızımı bulmak istiyorum. Soracağım öğreneceğim. Ona göre ben başvurularımı yapacağım dedim. Kız dedi abi öğlene kadar beraberdik. Hatta bizim eve gittik. Ben asker konuştuğum oğlan askere gideceğim diye işe etti. Biz onu koyup geleceğiz. Erzurum diye bize yönlendirdiler. Kızım demiş Havanur sen nasıl gidip geleceksin? Erzurum kaç saatlik yol. Bir günde nasıl gidip geleceksin? Annem baban seni merak eder. Gitme falan demiş. Sen hiç korkma beni yetiştirecekler demiş. Öylelikle gitmiş. Biz öylelikle başvurduk. Ben gittim karakola. Kayıp başvurusu yaptım. Kayıp başvurusu vardı yaptım ilk önce. Ardından bunun kaçtığını öğrenince polis memurları babasına evet. ulaştılar. Getirdiler. Nurullah Ünlü'nün. Ünlü'nün. Evet. Ardından bu geldi. Babası oraya. Beni gönderdiler tabii. Geldi. Oradan bana giri telefon açtılar. Ben oraya vardım. Bunlar uzlaşalım dediler. Ben de polis memuruna dedim ki benim şapkayı yere eğdirmiş. Kızımın şeysi yok. Ben nasıl uzlaşacağım? Diye oradan çıktım. Bunlar karakola bağlı olduğu için ben de bunlar jandarmaya bağlı. Ben de karakola bağlı olduğum için jandarmayla polis birbirlerine işe uyum sağlayamıyorlar. Ben polise gidiyorum. Jandarmaya iş edeceksin. Orada jandarmanın bölgesi diye. Jandarmaya giden polisler bize gidecek. Oradan oraya emir gelecek Böyle diyorlar. Böyle bir bağlantı kopuklu olduğunu ha. sanmıyorum ama Aa. hani o uzlaşmayla alakalı. Şimdi biraz sonra anlatacaksınız. Ee, o aileyle de siz aslında bir araya da gelmişsiniz. Geldim. İki tane de şahit var. Hı hı. Bir oğlanın amcası. Çünkü onların evine e, iki üç kere baskın yapılmış. Yani Be kızınızı aranmak beş, üzere o adrese olduğunu da. kere. Ha? Ben özellikle 5-6 kere ben yaptırdım. Ben tamam, biliyorum. Yani o eve baskın yapıldığını kızınız evet. o evde. Nurullah ünlü ve ailesinin yaşadığı evden çıkmıyor. Çıkmıyor. Hı hı. Çıkmıyor. Sonradan bunlar geldiler bana. Köyden, akrabalardan, eşten, dosttan bunlar haber göndermeye başladılar. Hı hı. Karakola varıyorum. Karakol komutanı babasını çağırıyor. Odaya giriyoruz, konuşuyoruz. Islat beni diyor. Ne diyor? Islat beni diyor. Islat dedi, para yani teklif yapıyor. Tat beni de. Para yanına Para verem de. Yani Kızını para kaçıran o. He. He. Bir de üzerine bana ver para mı Para verem de. Ben imdanımız. de diyorum ki kardeşim. Niye başlık parası mı istiyor oğluna? Ben değil. O bana teklif ediyor para. Tamam işte kızınızı kaçıran Nurullah'ın babası, babası bana para ver diyorsa. Bana para veren kaçırdım, sana he. diyor. Bana paranı verem davandan devandan vazgeç diyor. Ha, parayı verip davandan. He, davandan vazgeç diyor. Çünkü 13-15 sene yatarı var ya. Bunlar zaten olan olmuş diye, Hı -hı. bu işi uzatmayalım diye. Ben de diyorum ki kardeşim, ben bir şey istemiyorum. Benim kızımı getir, adalete teslim et. Hı -hı. Ben kızımla konuşayım. Bu iş olduysa bu işi dattırıkla bitirelim dedim. Neyse, 5-10 gün böyle biz uğraştık. Evet. Ben 15 gün boyunca evin yolunu unuttum. Hı -hı. Karakoldan, jandarmaya, jandarmadan karakola. Varıyorum, olmadı. Bunlar 15 gün sonra, bir arkadaşın vasıtasıyla amcası, babası, muhtar hı hı. geldiler anlaşalım diye. Bir kafeye gittik, ottuk Orada bana bir daha teklif etti. kardeşim. Bak teklif etme. Benim Neyi canımı teklif da sıkma. Ediyorlar para sizi. teklif ediyor. Ben paranı veren Devamdan vazgeçti. Yani para konuşuyor. Şikayetini geri çekti. Geri çekiyor şikayetini. Neyse, Şimdi anlaşalımdan kastımız ya bu çocuklar karşılar. Heh. Gel Kadir Bey, bunlar gençler birbirini seviyorlar. Senin kız işte e, ee, birkaç ay sonra 18'ine girecek benim oğlan da 21 yaşında gel bir düğün dernek yapalım konuşmuyorsunuz siz. He, ıslat beni de ıslat beni de yani para kaç para istiyorsan ver başlık parası Şirketini vazgeç tamam. Bir gün iyice bunun karakol komutanına sordum ben bunu. Polis memurları bu olaya şahit. Hı hı. Söyledim onlara onların yanında da aynı şeyi söyle. Onu köyün muktarı da şahit. Geldiler kafede istedim. Yani bu işi sadece başlık parası he, çözecek. Başlık parası çözecek gibi düşünüyor karşı taraf. Bir gün ben karakol komutanına sordum, polise de sordum. Abi dedi sen aynı onların huyundan git, işe et, bunlar çıkarsınlar, kızından giriş şikayetçi olabilirsin dediler. Hı hı. Ben de tamam dedim, devamı çektim. Bir hı hı. geldiler benim evime, amcasıyla bir arkadaştan dolayı. Geldiler. E, Neyin abi, karşına davayı çektiniz? O da benim için çok önemli. Yani hani bu kaç parayı anlaştınız da siz şimdi, şikayetinizden anl vazgeçtiniz. Anlatacağım. Şimdi geldiler. Ben dedim ki kızım nerede abi biliyorsun sen çıkarmıyorsun falan filan derken bunlar işi yine para olayına gitti. Sen dedim madem ıslat ıslat deyip duruyorsun <laughs> o zaman 100 milyar ver bakalım hadi dedim. Ben de ona işte abi olmaz ben paçalarımla şöyle derim böyle derim falan filan bu dalgalara girmeye başladı. Ya o be değil mi? dedi sen dedim ben sadece 25-30 milyara bu kızı bulmak için kendi çabalarımla masraf yaptım. Sen niye intan yapıyorsun dedi. Falan filan ben de artık başka şeylere başlayacağım oyunu. Aracı falan girdi 60 millere hey ayette ben alcımdan değil. Ben para da istediğimden değil. Hı hı. Bunlara düğünü yap diyorum düğünü götür çıkar yap İşini bitir iş et. Ben dedim ki bunlar düğünü yapmayacak. Bir tane yüzük almayan adamın şekli yok ya. Hı hı. Ben Dedim alırsan bu para gelirse ikinci elci bir diye bir arkadaşım var. Evet. Konuştum onunla. Abi bana bir tane iyisinden buzdolabı, bir tane yatak odası, bir tane oturma grubu, bir tane ev kirası. Ev ki var karşımda boşta. Yani aslında başlık parası konusunda ...siz karakoldan çıkıp karşı karşıya geldiğinizde... ...başlık parasının miktarı konusunda anlaşamıyordunuz. Sonra... Anlaşamadı değil. Ben istemiyordum. Tamam istemiyorsunuz ama sonra 60 bin lira başlık parasını alacağınızı... ...bu konuda anlaşınca... Anladım, evet. ...diyorsunuz ki <laughs> ben de o 60 bin lirayla ikinci elciye gideyim... Evet. ...ikinci elciden de çocuğun eşyalarını. eşyalarına... düzü vereyim. <laughs> bu arada da beni okul öğretmenleri arıyor. Havanur çok başarılı bir çocuktu. Biz bulunmasını istiyoruz. İlla abi ne edersin et bul. Ya ablacığım... Ben bulamıyorum. Bulsam saatin çıkaracağım. Bunlara... Peki ikinci elcileri arayayım dediniz. Aradım. Aradım böyle böyle konuştum. Abi dedim bir para gelecek. Çamaşır makinesi, buzdolabı, yatak odası, oturma grubu. Böyle gücümüzün yettiği yere kadar alalım, döşeyelim diye. Ondan sonra da kız stajdan bir para alıyor. Buna dedim, anası babası da geldiler. Söyledim hatta. Kızın 550-600 lira stajdan aldığı para var. Bunu ev kirası olarak kullansınlar. Gitsin oğluna çalışsın, karısına baksın dedim. Aynen böyle söyledim. Bunlar tamam dediler. Bana üç gün sonra, beş gün sonra, üç gün sonra, beş gün sonra ben baskı yapmaya başladım biraz. Yani ne oldu, ne kaldı, hala hani ne yaptın, nerede, çocuklar nerede falan filan. Bu en son gün size çıkacağımı söyledim. Size çıkacağımı söyledim. Gel hatta beraber gidelim dedim. Bak gel beraber gidelim bulalım. Çıkaralım dedim. Sen bilmiyorsun. Bu Hı -hı. bana ondan sonra Vanda olduklarını söyledi. Bir Artık arkadaşı Van'da dedi. Vanda mı değil mi onu bilmiyorum. Artık onun iddiası. Vanda olduğunu söyledi. Pazartesi salı gün ben getireceğim dedi. Abi sen bana eğliyorsun dedim. Sen işin başka. Bir de komşulardan onun köylüler var benim komşu Geldiler. işte biz hoş geldin'e gelemedik. Kızı vermişsiniz falan filan dediler. Abi ablacım sen ne diyorsun dedim ya. Veren yok alan yok. Ortada fol yok, yumurta yok. Komşularınız size tepki mi gösterdiler sen kızı vermişsin diye? Geçmiş olsuna gelemedik diye geçmiş olsuna geliyorlar. Yani ortada isteme yok. Daha kızdan bir sonuç yok. Ölümü dirimi bilen yok. 65-66. gün bugün.